Uçuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun? Çıkarken gördüm seni de yetişemedim. Nereye gidiyorsun? Sıkılmadın mı aynı şeyleri konuşmaktan? Merak etme, aynı şeyleri konuşmayacağım. Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Hemen yüz yüze görüşelim, olur mu? Şu an olmaz. Mehmet'le bir yere gidiyorum. Tamam. O zaman dinle beni. Bak Eylül. Şimdi sana söyleyeceğim şey bizimle ilgili değil. Neyle ilgili? Eylül! Alo Eylül! Eylül! Kaza oldu, bir şey oldu. Ambulans, ambulans sana çabuk! Mehmet. Tamam, arıyorum. Atatürk Caddesi, acilen ambulans istiyoruz. Trafik kazası, motorlu bir araca çarptım. Mehmet, beni görüyor musun? Kimim ben? Ha? Melek. Kollarını bacaklarını oynatabiliyor musun? Oynatabiliyor musun? Tamam, 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 tamam. Parmak uçlarını oynatabilir misin Mehmet? Hı? Kontrollerini yaptın mı? Servikal vertebrası denemesi. Tamam, sakin ol. Ambulans çağırdın mı? Yolda geliyor. Güzel. Eylül, senin sakin olman lazım. Sen doktorsun. Sen burada yıkılırsan arkadaşın da yıkılır. Tamam mı? Hadi, sakin ol. Senin dediğini yaptım. Elini tuttum, gitmesine izin vermeyeceğim. Aferin. Merak etme, kurtaracağız onu. Sıkı sıkı tut. Dostum buradayız, merak etme. Açın yolu, ambulans geliyor, açın. Açın, ambulansın çalışmasına izin verin, açın. Açın burayı arkadaşlar, ambulansa izin verin, hadi. Arkadaşlar, dikkatli hareket ettirmemiz lazım. Sırt tahtasını yaklaştır. Eylül, yardım edebilecek misin? Tamam. Güzel, şimdi ben bu oyunu tutarken sen de yavaşça kaskı çıkaracaksın, tamam mı? Yavaş. Yavaş. Yavaş, çok yavaş. Yavaş hareket etmen lazım, sinirlere zarar vermeyelim. Yavaş, şimdi kontrollü bir şekilde. Yavaş, yatır.
Sarsmadan. Yavaş. Nefes alamıyor, nefes alamıyor. Tamam, sakin ol. Steteskopu ver. Tamam hocam. Hastaya acil müdahale edilmesi lazım. 30 dakika içinde nefesi normale dönmezse durumu riskli. Tamam. Şimdi dikkatli bir şekilde kaldırıyoruz, ambulansa çekiyoruz, tamam mı? 1, 2, 3. Evet. Yavaş. Sarsmayın, dikkat edin. Merak etme, iyi olacak. Aldın mı MR sonuçlarını? Seninki orada mıydı? Yapacak mı ameliyatımı? Başkası yapacak. Kim verdi o kararı? O mu? Eğer yapmayacaksa bari kız kardeşine yardım etsin. Bak baban öyle. Bir işe yarasın. Nesrin kes. Saçma sapan konuşma Allah aşkına. Ne saçma sapanı be? Ne saçma sapanı? O kadar baktık büyüttük. Doktor ettim be. Doktor. Ya sen neden bahsediyorsun be kadın? Ben bu kızı aldım, kendi anamın kapısına attım. Attım diyorum. Attım çocuğu. Ben yaptım, ben. Babası olacağım güya. Tam 10 yıl boyunca, koskoca 10 yıl boyunca ne aradık ne sorduk. Bu çocuk ne yedi, ne içti, nasıl bitirdi okulları? Bir başına ne yaptı ha? Ah, üstüme iyilik, sağlık adam delirdi. Babasısın, arasaydın beni konutacağın mı oldu? Bir saniye. Tövbe estağfurullah. Ben ne dedim ki? Şimdi de suçlu ben oldum, iyi mi? Vedat! Vedat! Bu güneş de iyice kavurdu bugün ha. İstediğiniz dosyaları getirdim. Heh, iyi yaptın, salla. Nasıl yani? Bunun için mi istediniz bunu benden? Bunun için istedim. Kesin o mikropludan enfeksiyon kaptım ben, kesin ya. Samet Beyciğim, 40 defa ölçtük. Ateşiniz mateşiniz yok. Oğlum hastayım diyorum, kafan almıyor mu senin? Yeter ya, vallahi yeter ya. Doktor bir uşak bin belli değil, sabahtan beri getir götür. Söylenme, söylenme. Oh, kuzular geldi. Yuh, ne yapacaksın bu kadar sucuğu? Kıdemliğe soru sorulmaz. Kıdemliğe soru yok. Çok ayıp. Bunun sarımsağı bir kötü kokuyor ya. Ama olsun, karnım acıktı yine de. Bir pizza, döner möner bir şey mi söylesek? Yuh artık. Şurada hastayım, belki 5 dakika sonra öleceğim. Bir döner söylemiyorsun kardeşine, pintos. İyi tamam, söyleriz tamam. Abi senin yüzüne ne oldu? Rengin mengin attı senin. Nasıl? Kim? Abi bir soluklaştı değil mi? Baksana. Aa evet, evet. Bayağı betin benzin attı senin. Tamam, ateştendir. Bir baksanız oğlum. Ne ateşi ya? Buz kesin sen. Yat. Çok soğuk vücudun. Yat şuraya. Biraz önce sarımsak seni şey yapmadım ya, rahatsız etmedim seni. Evet, bir kokusu garip geldi. E güneşten de rahatsız oldun, gözlerin kamaştı falan. Gözlerimi kamaştırdı o da. Korku var mı korku? Bir ufak tedirgin etmedi değil. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun Fatih. Evet, galiba öyle. Yoksa... Sen olsan kuduz olursun. Hadi lan! Sensin kuduz. Kuduz olurmuşum. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Git bana Selim Hoca'yı çağırın, o koysun teşhisi. Kuduzmuş. Ya tamam. Bas git. Kendi kudurmuş haberi yok. Ne kuduracağım ya? Vampir olurum ben. Vampir olurum. Evet. Acele et. Motosiklet kazası. Hastanın bilinci açık. Kooperatif solunum düzensiz. Hemen asistanlara haber verin. Hadi acele edin. Hadi. Ne oldu Elin? Ne insizyonizi? Daha önce operasyon geçirmiş. Biliyor muydun? Eylül tamam, çekil.
Geldim hocam. Gel Fatih. Yoğun bakımda yer hazırlayamam. Hemogram takibi yapılacak. Solunum ve şuuruna dikkat edilecek. Tamam hocam. Diyafram zarar görmüş olabilir. Kaburga kırığı var. Parçaları akciğeri yırtmış. Kontüzyon ve hemotoraks var. Nefes alamıyor. Bana hemen 32F göğüs tüpünü hazırlayın. Hemotoraksı boşaltmam lazım. Hadi. Bir süre. Eylül hastayı tut. Hastayı tut. Eylül hastayı tut. Kıpırdamaması lazım. Hadi. Tehlikeyi atlattım, merak etme. Hemen kontrol beyte çekelim. Tamam hocam. Hemşire hanım şunu tutalım. Sütür. Ey bakayım şu kafanı şöyle. Gerçekten de buna inanamıyorum ha. Neden hocam? Kötü bir şey mi var? Yoksa gerçekten kuduz mu oldum ben? Samet. Efendim hocam? Tıp fakültesine geri mi dönsen acaba sen? Kuduz olmasam da enfeksiyondan öleceğim ben. Enfeksiyondan gittim. Senin izin günü ne zaman oğlum? Bugün. Tamam, şimdi pansuman bitince doğru eve gidip dinleniyorsun. Seni bugün bu hastanede görmek istemiyorum. Ama hocam şu... İtiraz istemiyorum. O ağzına dikiş atarım Samet. Mediastendeki yapılar sola kaymış. Ne olmuş sence? Sol alt lobektomi. Evet. Biz ameliyata hazırlanırken genel cerrahiden de konsültasyon isteyelim. Bu arada tıbbi geçmişi de araştırırız. Tabii hocam, harfi ilgileniyor. Nedir hastanın durumu? Siz mi bakacaksınız? Evet Fatih, bekliyorum. BT'ye bakılırsa dalak yırtılmış hocam. Alınması gerekecek. Daha doğru dürüst bakmadınız bile. Kararlarımı mı sorguluyorsunuz Eylül Hanım? Bu kez evet. Eylül, biz seninle bir konuşalım mı dışarıda? Ne var, ne söyleyeceksin? Biraz sakin ol. Olamam. Bu adama Mehmet'i falan emanet etmem ben. Bu adam dediğin hastanenin en kıdemli doktorlarından biri. Ali sen ne diyorsun ya? Bu adam benim babaannemi öldürdü. Doktor bile değil gözümde. Bunu söyleyebilmemiz için maalesef kesin bir kanıtımız yok. Bu mu bana güvenen halin? Bu mu parkta karşıma geçmiş, sana inanıyorum ben de varım diyen Ali Azam? Neredeyse sana inanacaktım. Eylül. Daha geniş bir tanıma istedim.
Asistanlar sonuçlar çıkınca haber verecek. Bu arada size özel bir hastanın dosyasını göndereceğim. Özel bir hasta derken? Girmem gereken bir ameliyatım var biliyorsunuz. Ankara'dan Bakan Bey bizzat aradı. Sizi istiyorlar. Bir an önce bakarsınız iyi olur. Arkadaşı kaza geçirmiş dediler. Durumu nedir? Hayati tehlikesi yok. Ameliyat alacağız birazdan. Mehmet. Yine beladan uzak duramamış desene. Tanıyor musun? Beş para etmez bir serseri olarak evet. Ne demek şimdi? Eylül'den uzak tutulması gereken biri demek. İnan bana. Selim abi lütfen şimdi sırası değil. Tamam tamam sus. Sen nasılsın, iyi misin? İdare ediyorum. Hocam hastanın tıbbi kayıtlarına ulaştık. Anlat. Ateşli silahla yaralanma geçmişi var. Bir de şey... tedavisine tutukluyken devam edilmiş. Ne? Al işte tam dediğim gibi. Kötü sürprizlerle dolu bir Mehmet vakası. Para hazır. Nasıl hazır? Al işte. Tamı tamına ihtiyacın olan miktar. Yarın ödemeni yap, babaannenin yerini kurtar. Sen bu kadar parayı nereden buldun? Ne fark eder? Nasıl ne fark eder? Korkma. Babamdan kalan bir tarla vardı. Onu sattım. Senin babanın tarlası mı var? Gene ne iş çevirdin, doğruyu söyle. Bahar, daha tam iyileşmedin. Biraz daha dinlenmen gerek. Baba çok sıkıldım yatmaktan. Çalışmak istiyorum. Hem bak çalışırsam çok daha hızlı iyileşeceğim, inan bana. Kızım. Kızım, bak kötü şeyler yaşadım. Zaten bir şey olacak sana diye tedirginim. Ya baba hastanenin içindeyim. Ne gelebilir başıma, niye korkuyorsun ki? Merak etme ne olur. Tamam. Bence buraya kadar iyi idare ettin Eylül. Ameliyata girme istersen. Neden? Çünkü orada bir aksilik olursa daha çok üzüleceksin. Ben güçlüyüm, bana bir şey olmaz. Bu sefer zayıf ol. Korkma. Zayıf olmak kötü bir şey değil. Ver hadi dosyayı. Bırak bakıyorum. Eylül direnme. Bir kere de teslim ol. Ben zayıf bile değilim, olmayacağım da. Yanılıyorsun. Şu anki zayıflığın insan olduğunu, duyguların olduğunu kanıtı. Ver hadi. İçeri giremeyeceğim. Bana güven. Geçmiş olsun hocam. Hocam geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun Bahar hocam. Teşekkürler.
Sakin olur musunuz? Doktorum ben şimdi arayacağım. Halledeceğim, tamam? Tamam babacığım. Böyle şey olur mu ya insanlar? Alo merhaba. Doktor Bahar ben. Orta asansörde kaldık. Birileri burayla ilgilenebilir mi lütfen? Tamam, teşekkürler. Tamam, ben hallettim. Şimdi geliyorlar birazdan. Önce ülserim var diyorlar, sonra asansör içine hapsediyorlar. Tamam babacığım, sakin ol. Duydun doktor hanımı. Halledecekler şimdi. Sakin ol. Ay, biraz havasız mı bu adına? Elimdeki balonlardandır. Yeni dünyaya gelmiş bebek ne anlar bunlardan? Saçma sapan işler işte. Olacak. Halletmiş şey ya. Hediye işte. Susun. Zaten midem bulanıyor. Kusacağım şimdi. Ay. Lütfen sakin olur musunuz? Lütfen. Kimse bayılmayacak. Kusmayacak da. Baba! Babacığım! Baba! Ameliyatını Ali Asaf yapacak. Sonra da seni genel cerrahiye teslim edeceğiz. Yeniden motora bile binebileceksin. Sen yap. Nasıl? Ameliyatı sen yap. Ali Asaf çok iyi bir cerrah. Korkuyorum. Ama sen yaparsan korkma. Ben yapamam. Ne olur benden iste. O zaman olmayacağım. Demek bir daha yürüyemezsin. İhtiyacım olmaz. Zaten öldürürüm kendimi. Ne saçma sapan konuşma. Yapacak mısın? Tamam, yapacağım Allah'ın belası. Teşekkür ederim. Bunların bir şartı. Söyle. Sen de bu hapishaneye nasıl girdin, bu yara nasıl oldu onu söyleyeceksin. Sıkılırsın, çok klişe bir hikaye. Mehmet. Tamam doktor, tamam. Ameliyat bitince seninim. Kahretmesin, gözükmüyor. Ses telleri gözükmüyor. Ne olur kurtarın babamı, ne olur. Ölmesine izin vermeyin. En büyük anjiyo kateterin kaçlı? Yeşil var. Tamam, olur, ver. Ne yapacaksınız? Ters entübasyon. Tamam. Şimdi şunu tut. Tut, 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 tut. Buradan. Buradan. Tamam. Şimdi teli ver bana. Bu arada damar yolu tamam hocam. Güzel. Bir litre sürüm fizyolojik hemen. Tamam. Tamam, şimdi bunu tut. Ağzından çıkartmam gerekecek deli, tamam ama hiçbir yere batırma, dikkatli ol. Tamam. Tüpü ver, çabuk. Tüpü ver bana, hadi. Nabzı iyi. Solun daha da iyi. Ah, ah çok iyi. Çok şükür yarabbim. Adam iyileşti. Kan şekeri düşenler için meyve servisine başlayabiliriz. Allah senden razı olsun doktor hanım. Bahar hocam,
Asansör birazdan hizmet verecek, merak etmeyin. Nihayet kurtulduk arkadaşlar. Evet, söyledim bir ilgilenelim. Ali Asaf bir saniye. Tamam, daha sonra peki konuşuruz. Sana bahsettiğim hastanın dosyasına bakabildin mi? Ya daha bakamadım. Odama bile gidemedim ki, acil bir ameliyatım var biliyorsun. Bu da acil. Milli bir meseleymiş. Bir baksan anlayacaksın. Bahar, ne oluyor burada? Doktor hanım babamı kurtardı. Asansörde kaldık. Allah'tan Bahar Hoca buradaydı. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim, çok. Ne demek, ben görevimi yaptım. Ne işin var burada? Ben de gireceğim. Konuşmuştuk. Mehmet'e söz verdim. Tamam. Kanama riski çok yüksek. Hasta şoka girebilir. Hastaya 6 ünite kan hazırlayın lütfen. Evet. Başlıyoruz. Açalım. Bistüri. Elevatör. Aspire ederim. Eylül, kendine gel ve aspire et, hadi. Sponç ver. Sakin ol. Temiz sponç. Efendim. Ziya Nur Bey mi? Tamam, hemen geliyorum. Asansördekilerden biri internet yüklemiş. Bir saatte 10.000'den fazla tıklama almış. Kızın sadece görevini yaptı Sinan. Yere göğe sığdıramayacak bir şey yok ortada. Hem ben ne söylüyorum, sen neyle vakit kaybediyorsun? Ne yapmamı istiyorsun benden? O bela kızı Ziya Nur'a kovdurdu. O lanet organ nakil merkezi yerine estetik merkezi açılmasını sağla. Hayattaki tek düşüncem bu olmalı. Bakan Bey arıyor. İyi akşamlar Sayın Bakanım. Evet efendim. Tabii. Ne demek efendim? Hiç olur mu öyle şey? Emredersiniz efendim. Tabii siz ilgileniyorsunuz. Saygılar efendim. Bakan. Dün yönlendirdiği sporcu için ne yaptınız diye soruyor. Tutturmuş ameliyatı Ali Asaf yapsın diye. Ameliyattan sonra ilgileneceğini söyledi. Öyle buyurdu paşam. Aman ne güzel. Sonuç olarak henüz hiçbir şey başaramadığının farkındasın değil mi Sinan? Hayır, değilsin. Sen Bahar'ın saçmalıklarıyla öl. Thank you.
Beni çağırtmışsınız hocam, buyurun. Geç otur. Senin yardımına ihtiyacım var Selim. Tabii hocam, ne isterseniz. Şu Eylül. Evet, ne olmuş ona? Derhal bu hastaneden gitmesi gerek. Vertebral arterde hasar var. Enfarktüsü oluşabilir. Sakin ol Eylül. Biliyorum. Operasyondan sonra anjiyo yaparız. Nanla eminatsa sıkıntı yaratmaz zaten. Kan basıncı düşüyor. Hastaya kan gidiyor mu? Evet. Tamam. Öğrendin mi? Neyi? Neden hapse girdiğini. Ameliyattan sonra anlatacak, söz verdi. Kurtarmak şart oldu desene. Tamamdır. Hasta Semih. Kapat. Kapatmak için hazırlanalım. Kotonoid. Sen kapatmak ister misin? Olur. Güzel. Aferin. Genel cerrahiye haber verin. Hastayı devralması için hazırlansınlar. Elinize sağlık. Sütur. Hasta şikayetleri falan. Hocam bunlar palavra palavra. Sinan'ın ağızları bunlar. Ayrıca ben sizin derdinizi biliyorum. Asıl mesele Ali Asaf'la Bahar'ın evlenmesi değil mi? Siz de o kızı bu iş anlaşmasına bir engel olarak görüyorsunuz. Haksız mıyım hocam? İnan böylesi herkes için en iyi olan. O kızın kendi isteğiyle gitmesi. Kovulursa eğer hiçbir yerde iş bulamayacak. Yapmayacağım hocam. Asla yapmayacağım. Sizin kişisel meseleleriniz için bu kadar iyi bir doktoru harcatmam ben. Daha iyi bir yer ayarlayacağım. Yeter ki sen uzaklaştır. Ya hocam ben inanamıyorum size. Nasıl bu kadar değiştiniz birden? Nasıl onların kuklası olursunuz? Selim, sözlerine dikkat et. Sana bu hastanenin sahibi olduğumu hatırlatırım. Onun buradan gitmesi herkes için en iyi olan. Kızı ikna et, en az zararla buradan kurtulsun, o kadar. Özgül ya, çok lezzetli olmuş. Vallahi annenin ellerine sağlık. Teşekkür et benim için. Afiyet olsun hocam. Bir daha yaptırırım. Çok geçmiş olsun dedi annem. Aa, biraz Eylül Hoca'ya da ayıralım mı? Arkadaşın ameliyatından çıkınca yer. Morali de çok bozuk değil mi? Hangi arkadaşı? Esma ameliyatta mı? Yok ya, bir erkek. Böyle serseri bir tipti. Mehmet mi? Adı oydu galiba. Ali Hoca da girdi ameliyata. Hatta uçununca babanız da girecekmiş. Tamam kızlar. Çok teşekkürler dolma için. Hop. Dikkat et Bahar, dikkat et. Ne yapıyorsun sen böyle ayakta? Tamam, asansörde harika bir iş yapıp hayat kurtardın ama böyle olmaz. Senin odana gidip dinlenmen lazım, hadi. Hocam, siz az önce beni övdünüz mü? Niye şaşırdın ki? Hatırlarsan sana yıllar önce de söylemiştim. Eğer kendin olursan başaramayacağın şey yok. Ben böyle düşündüğünüzü bilseydim, o geçen yıllarım çok daha mutlu geçerdi. Önünde uzun yıllar olduğunu düşünecek olursak hiçbir şey için geç değil Bahar. Hocam bu arada Mehmet'in ameliyatı nasıl geçti? Babam devraldı mı? Baban mı? Evet. Sizden sonra babam devralacakmış. Öyle duydum, o yüzden soruyorum. Öyle mi?
yapıyor ya? Her kapatma işlemi sonrası böyle kontrole gelecek misin? Onun için gelmedim. Merak etme, her şey normal. Şimdi genel cerrahi devir. Güzel. Sizin ne işiniz var burada? Pardon? Mehmet'in ameliyatına giremezsiniz. Nedenmiş o? Siz nedenini benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ali Bey, ekibinizdeki doktorların saygı problemi var. İlgilenseniz iyi olur. İzin vermiyorum. Ne demek izin vermiyorum? Eylül! Sınırı ikinci kez aşıyorsun. Sen benim doktorluğumu sorgulayacak kıdemde değilsin. Özür dileriz. Sinan Bey haklı. Gel benimle. Yok, bırakır mısın? Sen benim adıma niye özür diliyorsun? Çünkü sen benim asistanımsın Eylül ve hata yaptın. Ameliyatı durduracağım. Girmesine izin vermeyeceğim. Eylül, saçmalama. Sakin ol. Üzüntüden mantıklı düşünemiyorsun. Sakin ol. Ya bu adam benim babaannem. Sessiz ol. Sessiz ol. Burası yeri değil. Gel. Bırakır mısın? İzin vermiyorum girmesine. Eylül. Ya Mehmet'e de bir şey olursa? Olmayacak Eylül. Bir şey olmayacak. Tamam mı? Bir şey olmayacak. Rahatla biraz. Tamam mı? Rahatla. Bir şey olmayacak. Bu ameliyat güzel bir şekilde bitecek. Yürü. Ya bırak, izin vermiyorum. Ali Asaf.